Bir anı, bir hikaye. Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 171. Bölüm Plevne Harbi'nin ta Vidin'de emir verilmesinden itibaren başından alarak en son huruç harekatı ve Osman Paşa'nın esir düşüne kadar düşüşüne kadar Osmanlı ordusunda zabit olarak görev yapan von Herbert'in anlattıklarında artık Plevne'nin tahliye anlarını bundan önceki bölümlerde dinlediniz. Şimdi onlara devam ediyoruz. 174. bölüm. Parça parça karlar düşüyordu. Etraf sifiri karanlıktı suhunet derecesi yani havanın sıcaklığı sıfırın altındaydı. Aralığın dokuzunu onuna bağlayan gece. Bazımızın elinde fenerler vardı. Bunlar olmasa yolumuzu göremezdik. Kesif bir sis tabakası, sıkı bir sis tabakası vadinin üzerine çökmüştü. Hava insanın sinirini bozuyordu. Yolda yürürken aramızda konuşulan tek tük kelimelerde istekli değildi. Zaten birbirimize yabancı ilik. Ve aramızda her an biraz daha yaklaşan ertesi günden başka müşterek bir mevzu yoktu. Hiçbir şey konuşmak istemiyorduk. Yarın sabah ne olacak bakalım. Gelinin gelinin yeni evine gittiği gecedeki gibi bir garabet var burada. Harfle bunu benzetmek doğru olmaz ama yani yarından başka bir şey yok. Bir yarın ne olacak acaba? Veya gelinin babası evinde geçirdiği son gece diyelim. Bütün konuştuklarımızın hülasası yani özeti şuydu: Her şey bitti. Evet, her şey bitti. Özet. Muhafakiyetten ümidimiz yoktu. Ve ertesi akşamı göreceğimiz şüpheliydi. Yani 10 Aralık gecesi hayatta mıyız? 11 Aralık gece değil miyiz? Bilmiyorduk. İnsan bir defa her şeyin bittiğine kanaat getirince artık düşüneceği de konuşacağı da bir şey kalmıyordu. Böylece karanlık içinde hiçbir laf etmek sizin yürüyüp gidiyorduk bu kadar kalabalık sabit. Bütün kafilenin üzerine bir ölüm sessizliği sinmişti. Ateşlerin çoğu sönmüştü. 20 kişi bizde ayrı ayrı bölüklere mensuptuk. 20 zabit var. Biraz sonra bu zabitlerin hepsi birer birer başka başka taraflara ayrıldılar. Bizim Liva'ya Kolor diye mensup iki mülazimle kenarındaki bir kulübeye doğru yürüdük yolun kenarındaki. Burası orta köprü ile taş köprünün tam orta yerindeydi. Herhalde burası bir balıkçı kulübesiydi. Buraya bir iki saat arası da vardık. Kulübede kerevet, kapı kabilinden ne kadar tahta varsa hepsi yakılmak içinde. Yakıl, yakılmak için sökülmüştü. Fakat ne de olsa üzerimize hiç olmasa bir dam vardı. Kapı pencere yok ama bir çatı altındaydık. Bir dam, dam vardı ya. Evet. Müstakil livadan, müstakil kolordudan bazı zabitler daha önceden buraya gelip yerleşmişlerdi. Kaputuma sarınıp ertesi gün güneş doğmadan uyanmak ümidiyle birkaç saat dinlenebilmek için toprağa uzandım. Kulübenin ırmağa bakan kapısı eski bir iskeleye açılıyor. Bunun üzerinde de bir nöbetçi yeknesak adımlarla tak 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 nöbetçi dolaşması yapıyordu. Nöbetçi ayak sesleri böyledir ya efendim. Suyun şıpırtısı geliyordu. İskelenin ayaklarına vuran suyun şıpırtısı. Nehirde yüzen buzlar arasında tahta direklere de zaman zaman çarpıyordu. Bu kısımda Vit Nehri'nin genişliği 90 metre kadardı. Bayağı bir geniş gene de. Nehrin civarı sisli. Kulübeye gelirken birinci fırkadan hiçbir şey görmedim birinci kolordudan. Yattığımda ölüm derecesinde yorgun ve uykusuz olmama rağmen saat sabahın beşine kadar gelip geçenlerin ayak seslerini duydum. Birinci fırkanın yani birinci kol ordunun ikinci livası yani ikinci tugayı taş köprüden bir livası ortak köprüden nehri geçiyorlardı, vid değerine. Bu gürültülerden soğuk ve korkulu rüyalar içinde uyuduğum bu rahatsız uyku sık sık bölünüyordu. Arada bir at katı yer üzerinde gürültü çıkarıyor, donma var tabi. Bazen de bir kumanda sesi duyuluyordu. Binlerce insan bir kişinin emrine uyup mukadderatına yürüyorlardı. Bu gece hiç topatılmadı. Saat beşten biraz sonra çok korkulu rüyayla uyandım. Rüyamda kimsenin bilmediği korkunç hain bir gül yabani gördüm. Bu canavar kapıdan içeriye doğru girmeye uğraşıyordu. Dıştaki nöbetçinin ayak sesleri sinirimi bozdu. Uyandığımda gül yabani rüyasının korkusundan soğuk soğuk terlediğimi gördüm. Kendime geldikten sonra etrafa kulak verdim. Artık ses, seda yoktu. Ortala derin bir sükut hakimdi. Biraz sonra tekrar araba tekerlek sesleri duydum. Benim gibi etrafa kulak veren bir arkadaş, kafile harekete başlamış dedi. Bir kibrit çaktım ve müstakil levaya mensup olan zabitlerin bir müstakil Tugay vardı efendim. Gittiğini anladım. Biz de kalktık ve karanlıkta biraz peksimet yedik ve dışarıya çıktık. Hava soğuk, ortalık karanlıktı. Arkadaşlardan birisi de bir fener vardı. Fakat bunun zayıf ışığı nehirdeki sisten etrafı aydınlatamıyordu. Bir müddet sonra ellerinde meşale bir müfreze geldi. Bunlar nehir boyuna dikilmiş olan nöbetçileri topluyorlardı. Bu müfrezenin başındaki onbaşı birinci fırka muntazam halde kazasız halde nehri geçti. Şimdi sıra nakliyeye ve ağırlıklara geldi dedi. Birinci kolordu Nehri demek ki geçmiş bir onbaşının raporu bu. Irmağın kenarından suya düşmek tehlikesini geçire geçire kuzeye doğru yürüdük. Çünkü yer ayna gibi kaygan buzdu. Ve karanlık da dehşetli idi. Orta köprünün yanına gelince oradaki ateşin alevleri yüklü beygirlerle arabaların geçtiğini bizlere gösterdi. Bu arabaların arasından güç bela geçip karanlıkta yolu kaybetmemek için hiçbir şeye hiçbir yere uğramayarak Ko Opaneç Köprüsü'ne vardık. Bu köprüye Opaneç Köprüsü ben dedim diyor hatıraları yazan bir bölümde sizlerle paylaşmıştık onu. Burada göz gözü görmeyen bir nöbetçi karanlıkta bir nöbetçi bize seslendi. Biz de ondan taburlarımızın nerede bulunduğunu sorduk. Ben kendi taburuma mer birkaç yüz metre yaklaşmışım dedi. 171. bölümü burada noktaladık. 172. bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız efendim. <laughs> Bir anı, bir hikaye.